yükten kurtulmaktır. Günah bir yüktür. Vebal bir yüktür. Hem de sırtındaki yükten ağır bir yüktür insan. Yani insan bir hata işlese, hatta yani böyle bazen çoluk çocuğumuza bir hata işliyoruz, hatta üzüyoruz, hatta yalan söylemek zorunda kalıyoruz. Akşama kadar kendimizi kötü hissediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çocuğumuz efendim. Veya işte onu haksız yere üzüyoruz. Bizim yavrumuz sulhumuzdan geldiği halde yüzüne bakamaz oluyoruz. Şimdi o bile yük oluyor size. Rabbinize karşı işlenmiş bir hata. İnsanın yürek sırtında bir kambur. İnsan bununla bir ömür gezemez. Eli boş varılmaz gidilen yere. Gezemez. Temizlemesi lazım. Yani yükünü indirmesi lazım. Bir rahatlaması lazım. Onun için de tevbe yükten kurtulmaktır. Yani tevbe uru aldırmaktır. İnsanın beyninde ur olsa veya insanın kafasında bir kafa daha olsa, böyle onu sürekli kafasında taşımak zorunda kalsa, şu Siyam ikizlerini görüyoruz değil mi? Birbirini sırtında taşıyan, aman Allah'ım, ne ağır bir yük. Aslında günah ondan bin beter, daha ağır. Dolayısıyla insan sırtında taşıdığı günahtan kurtulacak. Yani tabiri caizse günah ikizini Allah bir ameliyatla alacak, harika bir ilahi ameliyatla. Ameliyatın yeri de hiç olmamış gibi olacak, sıfırlanacak. İnsan böyle bir kapı varken bu kapıdan niye geçmez ki? Neden? Yani düşünün, tevbe aynı zamanda Allah'la buluşmak. Tevbe aynı zamanda Rabbine karşı efendim tabir caizse kulluk nazını geçmek. Yani ya Rabbi ben kulum, ben kulluk ettim. Sen de Allah'sın, sana Allah'lık yaraşır. Evet. Demek. Onun için bu yükten kurtulmaktır.